Herkese merhaba, ben Melih Esat Açıl. Ekrem İmamoğlu Gerçekleri adında bir belgesel kuşağı yayınlasam aslında yeridir diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün üst düzey hainlerinden Emre Uslu bir canlı yayın yaptı. Ama oraya geçmeden önce birkaç bilgi daha paylaşmak istiyorum. Emre Uslu, işte efendime söyleyeyim neydi o, Zaman Gazetesi'nin sahibi Ekrem Dumanlı, yine bunların medyadaki üst düzey adamlarından Tarık Toros, ve birçok isim daha Ekrem İmamoğlu'na destek içeren işte konuşmalar yaptığı videolar, paylaşımlar, sosyal medyadan tweetler attılar. Hatta bu her şey çok güzel olacağı yıllar öncesinden söylüyorlardı. Ki Ekrem İmamoğlu da yine Beylikdüzü Oysa döneminde karartmaya her gerek şey çok yok. güzel olacak Her sloganı şey çok kullanıyordu. güzel Bunu olacak. söylediğim zaman adama bir şeyler demişim gibi. Ben sizin fikirlerinize sunuyorum. Bu vardı diye. Yani ortaya yalan bir şey atmıyorum. Aşağı yüzden küfür ediyorlar. Ama ben gerçeği söylüyorum. Bakın bunu kullanmış. Tweet ortada. Ki Gezi Parkı ve 15 Temmuz sürecine attığı tweetler ortada. Yani farkı görebilirsiniz. Eşinin de aynı şekilde. Hatta eşinin şeylerle ilgili bir video yapmıştı. Bir yazı yazdığımda bana bir sürü laf ettiler. Dediler ki işte bir insan eşinden vurmaya utanmıyor. Ya ben eşinden niye vurayım? Eşi diyorum, bak hanımefendi diyorum. Ama yazdıkları ortada. 15 Temmuz'a çıkanlarla o kadar şehidimizin olduğu durumda. Yani ondan sonra birçok noktada sıkıntılar var. Bunları gözünüze önüne sermeye çalışıyorum. Neden? Bunları görün ki buna göre hareket edin. Kendime bunu yani bildiğim şeyi aktarmadığım zaman vebale girmiş gibi hissediyorum. Bu doğruları görmemiz gerekiyor. 23 Haziran'a insanların bu şekilde girmesi gerekiyor ki bu gerçekleri görmüş olsunlar. Evet, son videoya gelecek olursak da Emre Uslu yine arabasında, evet olması lazım, bir canlı yayın gerçekleştiriyor. Beraber izleyelim, üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Neresinden bakarsanız bakın, Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart'ta kazanmasında cemaatçilerin oyu en az Kürtlerin oyu kadar stratejik olmuş. Yani ortada Kürtler ve cemaat oy vermese Ekrem İmamoğlu bugün gündem bile olmayacak. Ne diyor? Cemaatin oyuyla seçildi. Bizim desteklerimiz seçildi. Cemaat dedi ne? FETÖ, terör örgütü. FETÖ. Hani yüzlerce masum kardeşimizi öldüren, binlercesini yaralayan, devlete daha önce birçok noktada zarar vermiş, uluslararası arenada birçok zarar uğratmıştı. Büyükelçi suikastında 17-25 Aralık o şeylerini hatırlayın. Bir sürü noktada bu hain terör örgütü. Türkiye'ye zarar veren bu örgüt. Biz destek verdik diyor. Kürtler diyor. Bakın masumane Kürtlerin oyları ayrı ama PKK da ne diyordu? Biz destek verdik. Bunu tek Ekrem unutmaması lazım. İmamoğlu İşte en üst düzey herkesi yöneticilerin Cemil Duran mı kucaklayacağım neydi o dedi. herifin Oy adı? veren de Sözde benim liderlerinden de iyi. PKK'nın. Ama Bunlar oy söylüyordu. verenleri unutmamalı Açıklamaları vardı. yani. İşte Evet, izledik ben bu daha önceki videolarda da stratejiyle hatırlarsınız. İstanbul seçimlerine Yani katılacaktır. buna destek Faşizme veriyorlar. Ben karşı şimdi bir soru antifaşist soracağım. Bak. cepheyi Ekrem demek tabii İmamoğlu'nu güç destekleyen bir birliğini kardeşim. Bunu izliyorsa HDP özellikle. De sizler de destekleyecektir. lütfen Bu onlara paylaşın ki Ekrem görsünler, İmamoğlu'ysa bunu duysunlar. destekleyecektir. Vallahi ben FETÖ, hayatımda FETÖ'yü PKK. Bu övmedim, ülkenin iyiliğine bir şey görmedim, ister mi? tanımam, Bu bilmem, örgütler iyiliğine bir görmem. şey ister mi? Bunu bir cevaplar mısınız içinizden? Ne diyor? Biz destek verdik diyor. Bak açık alenen. Biz olmasak esamesi okunmazdı diyor. Bunun aslında arkasında 3 nokta da var. Biz olmasak ismi bile piyasaya çıkmazdı. Ya. Daha önce yaptığı ziyaretler, bunları ben size aktarmıştım işte dershanelerinde, televizyonda, gazetesine bir sürü. Şimdi her videoda bunları aktarmak istiyor. İçim onları aktarmak istiyor. Çünkü yeni izleyenler oluyor ama bunları her videoda katlayarak aktarsam bu böyle saatlerce sürer. O yüzden lütfen eski videolarıma da göz atın, bakın. Yani bu söylediklerime bakın. Hepsi hemen hemen bunları aktarmışımdır ben zaten. Bunlar belgeli şekilde ortadadır. Ama tekrar tekrar aktarmak zor olabiliyor. Ama bunlar gerçek işte, bakın kendi söyledi. Kendi ağzıyla bu en üst düzey hainlerden birisi. FETÖ'nün en üst düzey adamlarından birisi. Heriflerinden birisi. Devam edelim videoya. Sadece cemaat için değil, Türkiye için güzel olacak. Çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi Türkiye için çok güzel olacak. Bu deli gömleğini çıkarıp atacağız. Mümkünse Erdoğan diktatörünün sırtına kefen olarak giydireceğiz. Mümkünse Erdoğan diktatörünün sırtına kefen olarak giydireceğiz. Senin cumhurbaşkanın. Sev sevme senin cumhurbaşkanın. Ne diyor? Deli gömleği çıkaracağız. Mümkünse Erdoğan üzerine kefen, yani Erdoğan ölüm. Ne diyor? Ölüm işte, kefen, öldürme. Bundan bahsediyor ya. Hem Ekrem İmamoğlu destekliyor hem Tayyip Erdoğan ölümden bahsediyor burada. Yahu daha ne kadar açık söyleyebilir? Kimlerin bu adam destek verdiği daha ne kadar açık söyleyebilir Ekrem İmamoğlu'na destek verdiklerini? Söylediğimiz zaman
yalancı. İşte iftira atmayın. Ya adam kendi ağzıyla söylüyor mübarek insanlar. Kendi ağzıyla işte izletiyorum burada görüyorsunuz. Ve Cumhurbaşkanımızla ilgili ifadeleri. Bunları izletin. Bunları, bu videoları yayın. Bak bazıları görmüyor. Sanmayın ki bunları herkes gördü. Görmüyorlar. Birçoğu gidiyor 23 Haziran'da kafasındaki ideolojik şeye göre gidiyor oyu veriyor. Yalnız adayın tehlikesinin farkında değiller. İl başkanı mesela CHP'li Canan Kaftancıoğlu il başkanı şey yapıyor. Ama Mustafa Kemal'in ta Tunceli'deki Ermeni soykırımı dedikleri sözde Ermeni soykırımı ne yapıyor? Bu adam, bu kadın savunuyor. Ve bunun İstanbul'un en büyük şehrin il başkanı bu. Bir de Atatürkçüler bunu alkışlıyor. İşte şey kadın bilmem ne sosyal şu. Allah'a sövüyor. Şehitlere sövüyor. Bu kadın tweetleri ortada. Açın bakın. İşte bu. Bu zihniyet. Bunların zihniyeti. Araştırıp okumak lazım. Devam edelim. Ortada Kürtler ve cemaat oy vermese Ekrem İmamoğlu bugün gündem bile olmayacak. Evet zaten bir, o kısmı daha tekrar etmiş oldu. Ekrem İmamoğlu gündem bile olmayacak dedi son olarak gördünüz. Şimdi yani gideceksiniz seçim yapmaya. Ekrem İmamoğlu destek verenlere söylüyorum. Oy vermeye gidiyorsunuz. Oy pusulasında FETÖ'cülerle, PKK'lılarla, bakın Kürtlerle PKK'lıları aynı kefeye asla koymuyorum. Koyanlara da en hiddetli şekilde karşı çıkıyorum. Benim birçok can dostum Kürttür. Fethi Sekin de bu ülkede Kürttür. Can Dündar da Türktür. Mesele ırk değil. Mesele kan değil. Asillik kanda değil, kalptedir. Önce bunu söyleyeyim, bunu bir anlayın. Ama PKK açık ve alenen şekilde destek veriyor. Gidip onlarla beraber o oy pusulasında gidip basacaksınız. Aynı şekilde kendine işte sekiz Atatürkçü diyen basacak. İşte efendime söyleyip kendine farklı farklı tabii bir sürü marjinal gruplar var. Onlarla beraber basacaksınız. Bu terör örgütleriyle beraber basacaksınız. Bunu kalkıp İstanbul başına mı geçirmeyi planlıyorsunuz? Bunun desteklediği İstanbul'daki belgeleri kopyalıyordu biliyorsunuz. Arşivleri. Arşivleri ne yapacaktı? Bir açıklaması var mı? Ne yapacaktı o belgeleri? İstanbul'un bütün gizli arşivini. Birazcık akıl. Her şey çok güzel olacak. Başta dedim. Her şey çok güzel olacak. Yeni çıkan bir slogan değil. Hani diye bir çocuk söyledi. Daha önce kullanmış. Şimdi ben bunu gözümü kapatayım. Ben bunu görmeyeyim. Emre Uslu her şey çok güzel olacak diye defaatle söylüyorum. Ben bunu görmeyeyim. Gözümü kapatayım. Yani ne oldu şimdi? Ben şey mi oldum? Çağdaş ne diyor onlar? Bir sürü sıfı aydın bilmem ne. Bunları söylemek aydınlık. Bunları söylemek doğruluk. Gözünü kapatma. Deve kuşu gibi kafanı kuma sokma. Gerçekleri gör. Bunları anlatın. Herkes çevresindekilere bunları anlatsın. Bu videoları paylaşın, yayın. Lütfen rica ediyorum. Bakın bu bir beka derken laf olsun diye denmiyor. Bunlar devletin bekasına göz dikenler değil mi az önce izlettiğim? PKK ile ilgili de bir sürü video izlettim. Açın bakın. Kenara yine koyarım inanmayanlar için bir kısmını hadi. Çünkü her videoda artık koymaktan sıkıldım. Hepsi gösteresim geliyor. Kısa kısa da olsa. Yoksa dediğim gibi saatler sürer video. Ama bunlar gerçek, bunlar doğru. Lütfen araştırın. Ya bir vatandaş, bir kardeşiniz olarak rica ediyorum araştırın. Bırakın benim kimliğim yok, gazeteciyim yok, tarafmış bilmem neymiş ya araştırın. Bir bakın. Bak ben diğer adaydan çok, diğer aday desteğinden çok mesela Binali Yıldırım'a derler ya. Ben onun desteğinden çok Ekrem İmamoğlu'nun gerçeklerini anlatmaya çalışıyorum. Tercih sizindir. Ama diğer adaya da baktığımız zaman yani yalan mı söylerim? İcraatları geliyor gözümden, dürüstlüğü geliyor. Yaptığı her şey ortada. Söylediklerini yapmış. İstanbul'un her tarafında izi var. Yani ben gazeteci bağımsızlıkta anlayışınız bu olmalı. Gazete bağımsız olsa milli ve yerli duruşunu korumakla yükümlüdür. Bunları aktarmakla yükümlüdür. Bağımsızlıksa ben milli ve yerli olarak bağımsızım. Bunlardan sıyrılarak bir bağımsızlık söz konusu değil. Öyle bir bağımsızlık zillettir, illettir. Ha, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bu gerçekleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. O yüzden 23 Haziran'a giderken bu duygularla gidin lütfen sanda. Bu videoları da lütfen paylaşın, paylaştırın. Benim derdim video izlensin değil. Ya kendinizden paylaşın, alın, indirin, o şekilde paylaşın. Ama izletin lütfen. Rica ediyorum. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenerek de öne çıkartarak daha çok kişinin izlemesine vesile olabilirsiniz. Bu önemli. Ve en önemlisi aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dilim döndüğünce, çok sıkışık bir süreçteyim ama vaktim oldukça sizlere bu gerçekleri aktarmaya çalışacağım. Sizler de çevrenizle paylaşırsanız iyi olur. Yani İstanbul'umuz için iyi olur, Türkiye'miz için iyi olur. Hayırlı olur inşallah. Evet, tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. 23 Haziran.